Evet, şimdi de Amerika'ya gidelim, uzaklara gidelim. Bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine neredeyse 3 yıl var sevgili izleyenler. Ancak bir isim şimdiden adaylığını ilan etti. Muhalefet değil, Amerikan Başkanı Joe Biden'dan bahsediyorum. Biden'ın adaylık açıklamasını dış politika uzmanı Ali Çınar'la konuşacağız şimdi. Ali Çınar, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hemen sorularıma geçeyim. Biden neden seçimi bu kadar uzun bir zaman varken adaylığını açıklama gereği hissetti ve tabii merak ettiğim konulardan biri de Demokrat Parti nasıl bakıyor Biden'ın adaylık açıklamasına? Zira daha önce pek çok aslında anlaşamadıkları noktalar vardı. Parti içinde Biden'a rakip olacak birileri var mı? Açıkçası Başkan Biden'ın 2024'te aday olup olmayacağı tartışma konusu son 3-4 aydır devam ediyor. Hem sağlığıyla ilgili sorunlar hem de performansındaki bazı sıkıntılarından dolayı 2024'te acaba aday olacak mı sorularını gündeme getirmişti. Hem yakın çevresi hem de dün kendisi sağlığım el verirse aday olmayı düşünüyorum mesajını verdi. Aynı şekilde Başkan Trump'ın da 2024'te yarışma ihtimaline karşın o kazık gelecekse ben de karşısına mücadele edeceğim, aday olacağım açıklamasında bulundu. Açıkçası Demokrat Parti'de eğer Başkan Biden karar verirse ilk aday o olacak gibi görünüyor. Ama Biden eğer aday olmazsa tüm anketlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris gündeme geliyor. Tabii daha 3 yıl var seçim kampanyalarına. O nedenle gelebilir belki bu süreçte. Evet, ama Kamala Harris başkan yardımcısı olduğu için ipleri bırakmayacak gibi görünüyor. En ihtimal yanında mücadele edecek birisi Ulaştırma Bakanı olma ihtimali var. Ama şu anda çok erken. Bilhassa gelecek yıl kongre ara seçimleri olacağı için buraya Biden yönetimi daha çok yönelecek ve çalışacak. Ama şu an itibariyle Başkan Biden'ın 2024 başkan adaylığı olacak gibi görünüyor şimdilik. Peki biliyoruz ki ilk seçimde yani Trump'la Biden karşı karşıya geldiğinde kazanan demokratlar oldu, haliyle Biden oldu, ama 2024'te yeniden başkanlık için Trump'ın yarışmak istediğini biliyoruz. Sence ikinci roundda kimin şansı daha yüksek, Biden mı Trump mı? Aslında bu konuda da bazı anketler var. 2024'te Trump'a karşı Biden'ın ne alacağı ile ilgili oylamada %1,5-2 oranında Trump önde çıkıyor. Bunun da nedeni Başkan Biden'ın şu andaki performansı. Covid'i bitireceğim dedi. Bu konuda çok başarı hala sağlanamadı. Ekonomide sıkıntılar var. O nedenle çok enteresan bir seçim olur eğer Trump'la Biden kalırsa. Ama Başkan Trump'ın da başka sıkıntıları var. Hem yasal anlamda hem de 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili. O nedenle şu 3 yıllık süreçte hem Biden'ın performansı hem de Başkan Trump'ın bu süreçte içte nasıl bir zarar alabileceği konusunda bayağı tartışmalar var. Ama iki adayın birbiriyle yarışması tabii çok enteresan bir sürece getirir Amerikan seçim tarihinde de. Evet, haklısın. Peki biraz önce bahsettin aslında Trump'ın bazı içsel sıkıntılarından, aslında yaşadığı problemlerden, ama şunu da merak ediyorum. Trump cephesinde neler yaşanıyor, neler yapıyor Trump? Başkan Trump önce Florida'da, zaten merkezi orası, ama zaman zaman eyaletlerde turlara çıkıyor ve taraftarlarıyla buluştuğunu söyleyebiliriz. Yani 2024'te hazırlığı var, bunu görüyoruz. Resmi olarak, yasal olarak hala açıklamadı. Şubat ayında sosyal medya platformunu kuracak ve aktive olacağını biliyoruz. 6 Ocak günü ki kongre baskınının yıl dönümünde Beyaz Saray yönetimi anma günü yapacak, ama aynı şekilde Başkan Trump da 6 Ocak günü Florida'da resmi bir basın toplantısı yapacağını açıkladı. Bu toplantıda aldığımız bilgi, Başkan Trump'ın neden 6 Ocak olaylarının olduğu ile ilgili bazı açıklamalar yapacağı, bilhassa 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin hile ile kazanıldığını, bu nedenle de kendi taraftarlarının kızgın olduğunu belirten açıklamalar yapması bekleniyor. Ama demokratların çoğunlukta olduğu kongrede şu anda 6 Ocak soruşturma komitesi ağırlıklı olarak Trump'a yakın isimleri şahit olarak
davet ediyor, programlara çağırıyor ve bu da tabii Amerika'nın ana gündeminde şu anda olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 6 Ocak soruşturmasından somut sonuçlar çıkarsa Trump aleyhine, bu da tabii kampanyasına ve 2024'de çok sıkıntılı bir sürece sokar Başkan Trump'ı. Ali Çınar, bizim Türkiye'de şöyle bir söz vardır, sen de bilirsin. 24 saat çok uzundur, her şey değişebilir, özellikle siyasette. O yüzden daha 3 yıl var tabii, yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu bilgiler için, kolaylıklar diliyoruz sana. İyi yayınlar. Efendim, çok teşekkürler. Evet, biz şimdi haberlerimize devam edelim. Koronavirüsle ilgili gelişmelere bakacağız. Malum hayatımızda artık omikron varyantı var. Bilim insanları bir yandan omikron varyantı ile ilgili sorulara yanıt arıyor, bir yandan da araştırma sonuçlarını paylaşıyorlar haliyle. İskoçya'dan gelen sonuçlara göre omikron diğer varyantlara kıyasla aslında daha hafif görünüyor. İngiltere'deki araştırmaya göre de omikrondan hastaneye yatış olasılığı delta varyantına oranla %45 daha az. Omikron vakaları hastalığı diğer varyantlara göre hafif geçiriyor. Ancak yeni varyantın bulaşma hızı oldukça yüksek. İskoçya ve omikron varyantının çıkış noktası olan Güney Afrika yeni bir araştırma yaptı. İskoçya'da 22.205'i omikron olan 152.500 COVID-19 vakası incelendi. Araştırmada omikronun delta varyantı gibi seyretmesi durumunda 47 kişinin hastaneye yatması bekleniyordu. Bu sayı 15 oldu. Araştırmaya göre omikrona yakalananların hastaneye yatış oranı diğer varyantlara kıyasla %70 ila 80 daha düşük. Güney Afrika'daki araştırmadan da benzer sonuçlar geldi. Diğer varyantlara kıyasla omikronun şiddetinin daha az olduğu açıklandı. Bunun nedeninin bağışıklık ve aşılar olabileceği belirtildi. İngiltere'de COVID-19'un baskın varyantı olan Delta ile Omikron karşılaştırıldı. 1-14 Aralık tarihleri arasında hem aşılı hem aşısız vakalar değerlendirildi. 56 bin Omikron ve 269 bin Delta vakası incelendi. Araştırmaya göre Omikron vakalarının Delta'ya kıyasla hastaneye gitme olasılığı %15 daha az. Bir gece ya da daha fazla hastanede yatma olasılığı ise %40-45 daha düşük. İngiltere, hastaneye yatış oranının daha düşük olduğunu ifade etse de Dünya Sağlık Örgütü omikronlu vaka sayısındaki hızlı artış konusunda uyarıyor. Vaka sayıları kontrol altına alınamadığı takdirde sağlık sistemlerinde baskı oluşturmasından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere omikron vakalarına karşı acilen hazırlanma çağrısı yapıyor.